Abbas Ayan geliyor. Merhabalar. Buyurun efendim. Süper. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Abbas Bey? Sizi tanımak isteriz. Elhamdülillah sizi soruyorum. Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz efendim. Allah iyilik versin. Kenan Bey, beni kendimi tarif edeyim. Lütfen. Ben Abbas Ayan, Sakarya'nın Sapanca kazasından 86 yaşına giriyorum. Maşallah. 15 Mart'ta inşallah. 6 kız bir oğlan babasıyım. Maşallah, Allah bağışlasın. Hepsini yerleştirdim. Mutlu bir yuvaları var. 17 tane torunum var. 1968'de terzilikle meşguldüm. Mesleğim terzilikte. Ben oradan Almanya'ya gittim. Almanya'da 8 yıl gibi kısa bir dönemde, büyük imkanlarım olmasına rağmen 8 yıl orada bulundum. Fakat vatan sevgisi beni orada hiçbir sevgi bağlattırmadı ve döndüm. Vatanıma döndüm, kendi işimi kendim kurdum. Otomatik makinelerle, çeyiz işiyle uğraştım. Birkaç personele ekmek verdik. Biz de oradan emekliyiz. Hı hı. Şu durumda Sapanca'da o işle uğraşırken mecburen makinelerin tamiri bize düşüyordu. Şimdi Sapanca'nın dikiş ve nakış makinelerinin ustalığını yapan benim. Sapanca'nın... Halen devam ediyorsunuz bu ustalığa. Mecbur, ne yapayım, getiriyorlar. Getirince de geri çeviremiyorum, yapıyorum. Ve buraya gelmemdeki bütün gayem, gençlere örnek olmak için geldim. Gençlere buradan sesleniyorum. Lütfen, meslek güzel bir şeydir. İcat, imalat, uğraşı çok güzel bir şeydir. Halen ben 86 yaşında olmama rağmen meşgaleden zevk duyuyorum. Bu durumda tabii gençlere bu ricam varken, burada sizin programınızda geldiğim zaman takip ediyorum. Görüyorum ki üniversite talebeleri çok basit suallere takılıyorlar. Bu programı takip ederken tabii kendimizi de test ediyoruz. Ben daha önceleri böyle torunlarımı, 17 tane torunum var. Onları bir araya getirdiğim zaman soruyorum onlara. Böyle, gerçi sizin şeyiniz başlamadan önce de bir araya gördükten sonra kendilerini sual soruyorum. İşte burası neresidir, coğrafyadan, tarihten, insanın bedenindeki vücut yapısından, böyle bildiklerimden test ederdim. Hı hı. Bunu sizin programınızı görünce de ben çok hoşlandım. O arada benim bir torunum var, Sümeyye Özen diye. Allah razı olsun, o sebep oldu benim buraya gelmeme. Onu buradan seviyorum ve öpüyorum. Bütün Sapancalıyım. Sapancalı arkadaşlarım, komşularıma, hepsine selamları yolluyorum. Bu durumda 4 tane dil güzel kullanabiliyorum. 4 dil. 4 dil konuşabiliyorsunuz. Dört dil. Ama tabii bu nasyonal değil. Gürcü, Laz, Abaza, Türkçe, Almanca. Çok güzel Abbas Bey. Böyle dediğiniz gibi şimdi 86 yaşındasınız. Genç kalanlardansınız. Evet. Yaş almayı kabul edenlerdensiniz belki ama ihtiyarlığı kabul etmeyenlerdensiniz. Bu galiba, meşgaleyle, bu işlerdeyle, evet. Onu görüyorum karşınızda. Hem zihinsel zindelikle hem bedensel zindelikle karşımda görüyorum. Bu da bence hepimize örnek olacak bir durum. Kenan Bey, bu tabii ki benim yapımda. Ben öyle saatsiz yemek yemem. Öyle abur cabur bir şeyler, öyle bugünün öyle ekmek arasıyla böyle şeylere geçiştiremez. Bizim ölçülerimiz vardır, aile yapımız vardır, görenek ve geleneklerimiz vardır. Bunları uyguluyoruz. Bunlardan taviz vermem yaşamda. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Kimle geldiniz efendim? Oğlumla geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi de tanımak isteriz. Ben Mehmet Ömür Ayan. Sapanca'da oturuyorum babamla beraber. Aynı muhitteyiz. Onun da tecrübelerinden faydalanıyoruz elimizden geldiğince. Hatta bazen şaşırıyorum, diyorum ki yani 86 yaşında adamsın. Mübarek adam, hani bırak şu makine tamirini, artık hayatına bak, dinlen. Yok diyor, ben çalışacağım. Hali hazırda siyasete, hali hazırda normal iş yaşamına devam ediyor ve ben bundan gurur duyuyorum.
Ne kadar güzel. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nasıl bir yarışma geçecek sizce? Benim tahminim, nacizane tahminim, teknolojik sorulardan olmadığı sürece ilerleyeceğini düşünüyorum. Ancak siyasi ve futbol bu konularda iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü futbol derken aklımıza kalmasın, Fenerbahçeli Oğuz Bey'i de babamın elinde yetiştirmiştir. Öyle kendisi, mi? Tabii ki. Ellerinde büyütmüştür Almanya'da kendisiyle. İlk futbol topunu verenlerden birisidir. İnşallah hayırlısı olur. Buradan Sapanca'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Ceza ailesine de selamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Kenan Bey, ben kısa bir müddet de Sapanca'da, Sapanca Yerel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptım. 67-68 senelerinde de Sapanca Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Oğuz Çetin'in de yetiştirme şansınız oldu demek. O benim yalnız. Ben babasıyla zaten çocukluk okulu arkadaşımdı. Orada da Almanya'da, onlar başka yerdeydiler. Benim bulunduğum yeri duyunca oraya geldiler. Ben onlara arka çıktım. Evet. Elimden geleni yaptım. Yıllarca Fenerbahçe'nin maestrosuydu. Evet. Müthiş müthiş bir futbolcuydu. Kendisine sevgi ve saygıyla buradan, evet, selamlarımızı iletmek isteriz. Abbas Bey, efendim kuralları biliyorsunuz. Biliyorum efendim. Hazır mısınız efendim? Hazırım efendim. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Bal üretimi yapmak isteyen birinin hangisini alması gerekir? A. Tavuk kümesi, B. Alabalı kavuzu, C. Arı kovanı, D. Keçi ağılı. C şıkkı son kararım. Arı kovanı. Tebrik ediyorum Abbas Bey. Teşekkür ediyorum Kenan Bey. Cevap verirken C şıkkı, arı kovanı son kararım derseniz, olur, bir yanlışlığa mahal vermemiş oluruz. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Koyu mavi renk hangisidir? A. Lacivert, B. Pembe, C. Turuncu, D. Beyaz. A şıkkı koyu lacivert, son kararım. Abbas Bey, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Kenan Bey. İlk barajı geçtiniz, 2000 lirayı garantilediniz. Ekran başında nasıl, kaçıncı sorulara kadar mesela gelebiliyorsunuz? Yarışmayı izlerken, evde mesela izlerken. Evden kendimi test ettiğim, evet, zaman çocuklarla, evet, beraber otururken 5-6'ya kadar gidiyoruz ama bazen yabancı terimler beni biraz, bir de sesli şarkılardan pek anlamıyorum. Evet. Onlarda zorlanıyorum. Ama evdeyken jokeriniz yok. Burada 3 tane jokeriniz var. Gerektiği zaman kullanabilirsiniz. İnşallah. Peki efendim, devam ediyoruz. Evet. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Arabanın patlayan lastiğini değiştirirken tekerleğin somunlarını sökmek için kullanılan genellikle hangisi olur? A. Örgü şişi, B. Tel toka, C. Maymuncuk, D. Bijon anahtarı. D. Bijon anahtarı son kararı. Tebrik ediyorum Abbas Bey. Teşekkür ederim Kenan. 4. sorumuza geldik. 5000 lira değerinde İnşallah. Sorumuz geliyor. Şimendifer yolculuğu yapan biri hangisini kullanmıştır? A. Deniz yolu, B. Hava yolu, C. Demir yolu, D. Kara yolu. C. Demir yolu son kararım. Şimendifer kelimesi kullanıldığı zaman herhalde siz trenle seyahat yapmışsınızdır. Şimendifer, şimendifer tabii trenin yolu şeyi, ismi. Şimendifer'in yolu da karayol, şey, demir yolu olduğuna göre. Evet. 5. sorumuza geldik Abbas Bey. Buyurun. 7500 lira değerinde sesli bir soru olacak.
Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. İnşallah. Evet, Berlin'den sevgiler diyoruz ve minik oyunumuza hemen geçiyoruz. 2 dakikalık süre içerisinde verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. Sorularıma makul ve mantıklı cevap verirken sözle cevap vereceksiniz. Başınızı emme basma tulumba gibi sallayarak cevap vermeyeceksiniz. Şimdi evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş, kendisine güvenen, güvenmeyen, cesur olan, olmayan bir bayan yarışmacı arıyorum. Evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş bir bayan yarışmacı. Mesela siz oradan gülüyorsunuz. Siz alkışlayın hanımefendi hep beraber. Herkes alkışlayın. Dinlediğiniz Erkan Yolaç'ın sunduğu programın adı nedir? A. Bir kelime bir işlem. B. Evet hayır. C. Telekutu. D. Kim milyoner olmak ister? Evet, Berlin'den sevgiler diyoruz ve minik oyunumuza hemen geçiyoruz. 2 dakikalık süre içerisinde verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. Sorularıma makul ve mantıklı cevap verirken sözle cevap vereceksiniz. Başınızı emme basma tulumba gibi sallayarak cevap vermeyeceksiniz. Şimdi evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş, kendisine güvenen, güvenmeyen, cesur olan, olmayan bir bayan yarışmacı arıyorum. Evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş bir bayan yarışmacı. Mesela siz oradan gülüyorsunuz. Siz alkışlayın hanımefendi. Süreniz azalıyor Abbas Bey. Evet, Berlin'den sevgiler diyoruz ve minik oyunumuza süre hemen azalıyor. Geçiyoruz. Son 10 saniye. Süre içerisinde verdiğiniz cevabı tekrar evet, edeceksiniz. Hayır sorularıma programı. Makul ve mantıklı cevap son kararı. Verirken. Efendim tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzlediğinizi düşünüyorum zamanında Erkan Yolaç'ı defalarca. Çok, çok. Ve sıra geldi 6. sorumuza. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Bir dönem Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Eflak, Boğdan ve Erdel'deki tarihi eserleri ziyaret etmek için hangi iki ülkeye gitmek gerekir? A. Hırvatistan ve Slovenya. B. Çekya ve Polonya. C. Sırbistan ve Karadağ. D. Romanya ve Moldova. Bunu telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Evet. Jokerleri tanıyoruz. Aydın Yılmazer, Cihat Cinanoğlu, Batuhan Güler. Kimi arayalım? Batuhan Güler. Yakınınız nedir Abbas Bey? Bu benim oğlumun arkadaşı. Umarım doğru cevap verir. İnşallah. İnşallah. Batuhan Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkürler Kenan Bey, iyi akşamlar size. Yarışmacımız Abbas Ayan 6. soruda takıldı, size danışmak istedi. Bekliyorum. Abbas Bey soruyu okuyabilecek misiniz yoksa ben mi okuyayım? Siz okuyun. Benim okumamı ister misiniz? İsterim. Peki, tabii. Abbas Bey'in yerine soruyu ben okuyacağım, sizin de 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım, bekliyorum. Bir dönem Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Eflak, Boğdan ve Erdel'deki tarihi eserleri ziyaret etmek için hangi iki ülkeye gitmek gerekir? A. Hırvatistan ve Slovenya, B. Çekya ve Polonya, C. Sırbistan ve Karadağ, D. Romanya ve Moldova. Bir dönem Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Eflak, Boğdan ve Erdel'deki tarihi eserleri ziyaret etmek için hangi iki ülkeye gitmek gerekir? Romanya ve Moldova. Romanya ve Moldova. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Romanya ve Moldova dedi Batuhan Bey. Polonya, Moldova. Romanya, mi? Romanya ve Moldova. D şıkkını söyledi Batuhan Bey. D şıkkını. Evet. D şıkkı diyorum. Polonya, Moldova. Son kararım. Teşekkür ediyorum. A
Abbas Bey, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Batuhan Bey'in desteğiyle doğru cevabı verdiniz ve ikinci baraj sorumuza geldik. Sorudan önce hatırlatmak isterim. Bir tane seyirci jokeriniz var, seyirciye sorma joker hakkınız var. Evet. Bir tane de yarı yarıya joker hakkınız var. Evet. İhtiyacınız olduğu zaman kullanırsınız. İnşallah. Sırada da ikinci baraj sorumuz var. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Beklenmedik Yolculuk ve Beş Ordunun Savaşı hangi film serisinin bölümleridir? A. Açlık Oyunları, B. Karayip Korsanları, C. Hobbit, D. Yıldız Savaşları. Ben bunu seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Beklenmedik Yolculuk ve Beş Ordunun Savaşı hangi film serisinin bölümleridir? A. Açlık Oyunları, B. Karayip Korsanları, C. Hobbit, D. Yıldız Savaşları. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %63 oranıyla C şıkkı demişler. Ona da en yakın %19 da D şıkkı. Abbas Bey, siz ne dersiniz? Ben C şıkkını kabul ediyorum. Seyircime teşekkür ediyorum. C şıkkı son kararım. Efendim çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İkinci baraj sorusuna da seyircilerimizin desteğiyle doğru cevabı verdiniz. 30 bin liraya garantilediniz. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandınız Abbas Bey. Teşekkür ediyorum. Neler hissediyorsunuz? Ben Kenan Bey daha önceden de baştan söylemiştim. Ben maddiyattan çok gençlere örnek olmak için çıktım buraya. Maddiyat bence ikinci dönem olsun benim için. Önemli olan burada onlara örnek olabilmem. Eminim örnek alıyorlardır. İnşallah. Birçok kişiye o anlamda ışık tutuyorsunuz. İnşallah. 86 yaşındaki bu çabalarınızla, hayatı bırakmamanızla, hem işi hem çocuklarınızla hem torunlarınızla olan muhabbetinizle. Ben zaten bu şekilde düşündüğüm için buraya katılmak istedim. Sesimi duyurabileyim. Gençliğe acıyorum Kenan Bey. Elinde telefonla vakit geçiriyorlar. Geçirmesinler, yalvarıyorum. Gelin, üretin, bulun. Devletin bir köşesine bir çivi çakın. Ne olur, yalvarıyorum. Gençlik çok önemli. Olmaz olur mu? Geleceğimiz. Ama çok çok değerli gençlerimiz de yetişiyor Abbas Bey. Tabii, ben tabii, burada hani tabii. Beraber yarışırken de çok tabii, şahit tabii, olurum. Gerçekten bizi mutlu eden, göğsümüzü kabartan gençlerimizi görüyoruz. Ve kendilerine de hep zaten söylüyorum. Onlar sizleri olmazsa burada böyle gördükçe geleceğimiz adına daha umutla, evet, daha evet, keyifle evet, bakıyoruz diye, iyi ki varsınız diye. Eğer onlar olmasa zaten ben hani kendimi yitiririm gibi geliyor bana. Onlara bakıyorum ve öbürlerinin de onlar gibi olmasını evet, istiyorum. Evet, inşallah, inşallah. Ama çok değerli bir gençliğimiz de yetişiyor bir taraftan. İnşallah. Feyiz i̇nşallah. Aldığımız gerçekten. Allah sayılarını artırsın. Amin. Efendim devam ediyoruz. Buyurun. Sırada 8. sorumuz var. İnşallah. Değerli izleyenler, 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. ...2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra dünyaya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir? A. Göz rengi değişmiştir. B. Beyaz saçları siyaha dönmüştür. C. Kaşları yok olmuştur. D. Boyu 5 santimetre uzamıştır. Boyu 5 santim uzamıştır olmayabilir. Göz rengi değişmeyebilir. Kaşları dökülebilir. Beyaz saçlarına saçları siyaha dönebilir. Abbas Bey, soruyu net anladık değil mi? Anladım. Gözlemlenmiştir.
Ben evet. ben bunu bir düşünelim üzerine isterseniz, bir konuşalım. Ondan sonra ne yapacaksanız onun kararını verirsiniz tabii ki. Yani siz dediniz ki boyu 5 santimetre uzamamıştır. O şıkkı elediniz. Sonra belki dediniz beyaz saçları siyaha dönmüş olabilir dediniz. Göz rengi de değişmemiştir dediniz. Yani A ile D'yi elediniz aslında. Doğru mu anlamışım? Evet. Yani B ve C şıkları üzerinde duruyorsunuz şu evet. an. Evet. Kaşları yok olmuş olabilir diyorsunuz veya beyaz saçları siyaha dönmüştür evet. diyorsunuz. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yarıya joker kullanmak istiyorum, yarı yarıya. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. Tam tersi. Evet Abbas Bey. Sizin olabilir dedikleriniz elendi ve geriye A göz rengi değişmiştir kaldı. D boyu 5 santimetre uzamıştır. Bir joker hakkınız daha var istiyorsanız. Evet. Yani soruyu garanti hale getirebilirsiniz. Çünkü 2 olmamıştır dediğiniz olay gerçekleşmiş. Kenan Bey son joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii efendim. Son kararınız mı? Evet son kararım. İlk tercihiniz hangisi olur? Allah Allah. Yani her halükarda zaten doğru cevabı vereceksiniz. Çünkü çift cevabı kullandınız ama sizce hangisi olmuş? Bir cevap hakkınız olsaydı. Benim bir cevap hakkım olsaydı... göz rengi değişmiştir diyeceğim. Son kararınız mı? Son kararım. Allah Allah, farkındayım. Olsun, ne yapalım? Aslında bir taraftan çok mantıklı değil mi Abbas Bey? Uzayda yer çekimi olmadığı için, şimdi dünyada yer çekimi bizi tabii merkeze doğru çekiyor. Doğru söylüyorsun. Bir yıl boyunca o öyle bir güçten uzak kalınca muhtemelen eklemlerin arası bile açılmış olabilir ve o yüzden 5 santim uzamış astronot. Hiç düşünemedim. Boyu. Abbas Bey geldik 9. sorumuza. Buyurun. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Ebleh buna inanmış şeklinde biten atasözünün başı nasıldır? A. Gelin kaynana anlaşmış. B. İki kardeş savaşmış. C. Gelin görümce barışmış. D. İki aşık darılmış. Böyle bir atasözü duydunuz mu daha önce? Duymadım. Burada iki kardeş savaşmış, iki aşık darılmış. Ebleh buna inanmış. Gelin kaynana anlaşmış, iki kardeş savaşmış. Abbas Bey, eğer ki cevaptan emin değilseniz çekilebilirsiniz de. Çekilirseniz 50 bin lirayla ayrılırsınız. Çekileyim daha iyi. Yani eğer net bir fikriniz bunda, yoksa çekilebilirsiniz. Bunda bir fikir yürütemedim Kenan Bey. O zaman çekilme hakkını da kullanabilirsiniz. Evet, çekileyim. Son kararınız mı? Son karar. Abbas Bey, devam etseydiniz ne derdiniz? Ben gelin kaynana anlaşmış derdim. Gelin kaynana anlaşmış, ebleh buna inanmış. Şuraya bakın. Evet, çekilmekle doğru karar almışsınız. Çünkü iki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış. Zaten bir fikrim yoktu. Evet. Efendim sizi burada ağırlamak bizim için bir onurdu, keyifti. Çok teşekkür ediyorum. Ayrılmadan önce ne paylaşmak istersiniz? İnanın ki söyleyeceklerimi söylediğim için size de teşekkür ediyorum. Ve bütün Sapancalı kardeşlerime, bütün Türkiye'yi buradan selamlıyorum. Allah hayırlı günler, güzel günler yaşatmayı nasip etsin.
şu üzerimizdeki koronayı Rabbim dünyamızdan def etsin. İnşallah, inşallah. Efendim iyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız. Sağ olun. Çok güzel yarıştınız. Sağ olun. Sizi tanıdığımız için çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum ve sizi 50 bin lirayla uğurluyoruz Abbas Bey. Sağ olun. Böyle alayım lütfen efendim, böyle alayım lütfen. Saygılarım için efendim. Ben seviyorum. Buradan.